sizin sorumlu olduğunuz presence pasifler var. Onlara bakacağız. Şöyle yine iki tane noktamızı atalım şuraya. Evet, pasifler nedir? Etken edilgen cümledir. Yani pasif dediğimizde aklımıza gelecek ilk olan şey edilgen cümle. Peki edilgen cümle ne? Mesela presence'da görüyoruz şimdi. Ben diyorum ki ich mache jeden Tag die Tür auf. Burada demiş oldum ki her gün kapıyı ben açıyorum. Burada bizim kullanmış olduğumuz yapıda özne, daha sonrasında fiil ve zaman nesne olarak ayrılıyor. Ama ben bunu pasive çevirdiğim zaman kullanacağım yapı bu şekilde olmak zorunda. Öncelikle nesneyi başa alıyorum. Bu cümlenin nesnesi nedir? Bitiyor. Bitiyor. O zaman bitiyor'yu direkt başa getiriyor. Daha sonrasında Verdun fiili gelecek. Verdun'un çekimlerini daha önce söylemiştim. Verde. Wird. Evet. Wird olacak ya da Wird. Ama bizim en çok işimize yarayacak. Verdun ya da Wird olacak. Şimdi diyorum ki Ditya bu tekil mi çoğul mu? Bu kendisi tekil. Ama artikelinde kendisi evet. Değil. Direkt tekil. O yüzden Ditya Wird dedik. Tamam. Kapı kapatılır dediğim için şimdi zamanı söylüyorum. Jeden Tag. Zaman aynı şekilde kullanılabiliyor. Aynı yerinde kalabilir. Şimdi kim tarafından yapıldığını söylemek istersek bazen bu tarz cümlelerde bu söylenmiyor. Ama söylerseniz von kalıbıyla söyleyeceksin. Von den'den anlamı katıyor. Yani birisi tarafından. Ve von her zaman datif aldığı için de burada kullandığımız pronoun datif olmak zorunda. Hadi. Orada bizim eklerimiz neydi? Mia, dia, im, ia, im, uns, euch, ihnen gibi gidiyordu. Burada da evet, benim tarafından olduğu için von mia diyor. Devamında ise auf, gemacht diyor. Kapı her sabah benim tarafımdan kapatılır. Şurada auf, gemacht kısmında bizim yaptığımız olay tamamen partizip zwei kullanmak oldu. Yani burada da yine aynı şekilde partizip zwei kullanılacak. Gelelim başka Al. Cümleye. Mesela daha genel cümlelerde çok kullanılır bu. Atıyorum. Euro wir in Europa denut. Euro Avrupa'da kullanılır. Deutsch in Deutschland gesprochen. Almanca Almanya'da konuşulur. Daha sonrasında başka ne diyebiliriz? Her gün yemek pişirilir mesela. Das Essen. Ya da çoğul yapalım. Viele essen. Werden çoğul yaptık. Im restoran. Dativ oldu. Jeden Tag. Deko. Evet. Her gün restoranda birçok yemek pişirilir. Burada da direkt bu şekilde kullanmış oldum. Burada kullanman gereken cümlelerde mutlaka yani cümleler rutin olmak zorunda. Presence'dan dolayı bu cümleleri rutin yapmamız gerekiyor. Anladım. Mesela diyorum ki bu kitap öğrenciler tarafından okunuyor. Das Buch wird jeden Morgen her sabah von den şuradan
Şimdi student burada en takısı oluyor. Datif de çoğuldan dolayı. Ondan studentum gelezi. Yani bu kitap her sabah çocuklar tarafından okunur. Okunur. Başka Yani ne orada diyebiliriz? hem böyle gelecek zaman verden ya da virt hem de Tabii. Burada geçmiş pasif zaman olarak kullanılıyor. birleştiriyor. Burada pasif olarak kullanılmış oluyor cümlelerde. Yani olumsuz falan da yapabilirsin bu cümleleri. Mesela diyorum ki yüzme havuzu kapatılacak ya da kapatıldı. Das Das Schwimmbad Şimdi hafta sonları kapatılmaz gibi. wird am Wochenende nicht zumachen olmaz ya. Ne olmaz? Yeşil olsun diyebiliriz. Geschlossen. Geschlossen. Ha tamam. Schließen'dan geliyor. Yani demiş olduk ki yüzme havuzu hafta sonu kapatılmaz. Mesela Evet. pazar günü çalışılmaz gibi. Şöyle Diyelim. Am Montag wird direkt bu tarz cümlelerde S'le başlayabilirsin. ha. Wird. Ama biliyorlar o zaman ondan Ha, öncesi. evet. Am Es ve Montag. Am Montag ne diyorduk? Çalışılmaz mı? Ha, Nicht nicht. Arbeit. Arbeit, ge Arbeit. Evet, gearbeitet. Evet, güzel cümleler oldu. Yani bu da pasif de yine mektuplarda kullanabileceğim bir kalıp. Şimdi onda bir de preteritum hali var. Ama preteritum'a geçmeyelim ben. Onun yerine Pluscuamperfect'e perfect'e bakalım. Ondan sonra gramer konusunu bitirelim. Daha çok var mı acaba? Yok. Pluscuam'dan sonra bitiyor. Başka yok. Peki biz Sprech'in pratiği yapabilecek miyiz? Şifreyana zaman kalmayacak gibi. Mektup yazıyoruz. Ama şifreyanında zaten konuşma kalıpları belli. Aha. Ben size onlarla ilgili cümle kalıpları atarım. Tamam. Siz ona direkt o kız arkadaşınızla çalışsanız daha doğru olur. Anladım. Çünkü o sonuçta daha profesyonel bu konuda. Ha. Anladım. Şimdi bakalım. Sadece şeyde izlemiştim. Yani bu hani A2 ÖS'de şeyler var ya, videoları var ya YouTube'da. Evet. Orada tamam genel şeyler var, kartlar var. Sadece gerçekten anlamışım ya da ezberlemiş mi diye farklı sorular soruyorlar. Tabii arada ekstra sorular gelebiliyor. Orada da sorabilecekleri sorular belli. Ben kalıp halinde atacağım hepsini size. Tamam, süper. Bir göz atarsınız ona. Şimdi Pluscuamperfect'e bakacağız kısaca ve daha sonra mektuba geçeceğiz. Pluscuamperfect yani en basit haliyle kullanımı şu şekildedir. Subject varın ya da hattın olarak kullanılır. Daha sonrasında ben de object site ve son kısımda ise particip swy olarak kullanılır. Bu mışlı geçmiş zamandır. Yine karşına çıkarsa bu metinlerde çıkar. Gördüğünde direkt mışlı olarak çevirebilirsin. Kendi içerisinde çok detaylı bir konudur. Ama o kadar detaydan zaten sorumlu değilsin. Sadece bunu gördüğünde anımsayacak kadar bilmen yeterli olacaktır sana. Bağlaçlarla preteritum da çok kullanılıyor. Ama onun için de hem bağlaçlara hem preteritum'a hakim olman gerekiyor. O kadarına gerek yok. Şimdi bir tane cümle yazalım. Mesela bu zamanı kullanmak için şöyle bir olay var. Mesela şöyle bir zaman çizgisi düşünelim. Bu zaman çizgisi şurası mevcut zaman olsun,
Şurası geçmiş zaman. Şimdi biz sizinle sohbet ediyoruz mesela. Geçmiş zamanda iki tane olay oldu. Siz bu olayların hangisi daha önce oldu, onu söylemek için burada plus kavramı kullanıyorsunuz. Yani önce olan olayı göstermek için plus kavramı kullanılıyor. Burada da şu olay daha önce olduğu için direkt biz bunu plus kavramla anlatmak zorundayız. Ben eve gitmiştim fakat o çoktan gitmiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi örnek cümle yapacak olursak, varım ve hattın olayı yine aynı şekilde geçerli. Eğer hareket varsa eylemde sein yerine varım kullanıyorsunuz. Eğer yoksa hattın kullanılıyor. Örnek cümlemizi yapacak olursak bir tane perfect'ten yapalım. If bir Tamam. nah Freiburg or dry yarın umgezogen. 3 yıl önce Freiburg'a taşınmıştım. Şimdi burada taşındım dedim. Aynı cümleyi taşınmıştım olarak söylemek için de sadece burada var yapıyoruz. Yani anlam farkı oluyor. Şimdi böyle bu tarz cümlelerle karşılaştığında mesela sen anlıyorsun ki bu altta yazdığım varlı cümle ilk gerçekleşen olan. Diğeri ikinci ama tabii aynı cümle olmayacak. Orada farklı bir cümle olacak. Mesela bunun yerine ben ne diyebilirim? Şöyle yapalım. 3 yıl önce Frankfurt'a taşınmıştım. Fakat iş bulamadım. Haber, ihabe. Aynı. Stelle yapında. Fakat iş bulamadım. Şimdi burada hangi olay önce, hangi olay sonra onu anlamak için biz burada gramer yapısı olarak kullanıyoruz. İkinci cümle perfect. Birinci cümle plus kalan perfect. Yani taşınma olayı önce gerçekleşiyor. İş bulma olayı, bulup bulamama olayı daha sonra gerçekleşiyor. İşte bu tarz yapıda eve gitmiştim mesela. İh var nah haze yegangın. Eve gitmiştim. Haber Er, o çoktan gitmişti. Ben eve Enteresan. gitmiştim fakat o çoktan gitmişti gibi. Şu an burada çoktan zaten anlamına geliyor. Yani burada onun gitme olayı dur tam tersi olacak. Nahavze gegangen haber er var Schon gegangen, şimdi oldu. Ben eve gittim fakat o çoktan gitmişti. Anladım. Yani plus kavramda kullanım olarak bu şekilde. Dediğim gibi eğer iki olay anlatıyorsan aynı zamanda birbirine yakın zaman gerçekleşiyor, o zaman plus kavramı sadece burada yardımcı fiil değiştirerek kullanabilirsin. Geçişleri de haber ya da untla yapsan yeterli olacaktır. Ya da geçen gördüğümüzde while'i görmüştük. Yine onunla yapabilirsin. Onlar da çünkü zaman uyumu arayan cümleler olmadığı için biraz daha elimiz rahatlıyor. Öyle mi? Tamam. Normalde bunlar zaman uyumu aranıyor. Yani bir yerde bir fiil yani yapı kullandığında diğer yerde ona uygun bir yapı kullanman lazım. Ama und, while gibi yapılarda bu problem yok. O yüzden biraz daha elin rahatlar.